31 Ağustos 2019 Aydın Kuşadası Kirazlı mevkiindeyiz. Hasan Pınar Rekor Gelişim müşterimiz. Geçen sene bu boğada Alfons çeşidi bir ürün, üzüm. Rekor Gelişim kullandılar. Geçen sene bağlarımız iyiydi ama bu sene bağlarımız gördüğümüz kadarıyla daha da güzel, daha da iyi oldu. Evet. Tekrar ikinci yıl değerlendirmesi yapmak üzere Hasan Bey'in yanına geldik. Hasan Bey, geçen seneden bu sene, geçen sene zaten üzümlerimiz görüldüğü gibi bu şekilde. Bu sene neler oldu? Şimdi Rekor Gelişim'le ben 2018'de evet. tanıştım. Bayimiz Hakan Bey. Manisa bayimiz Bağcılık Bölgesi'nden evet, size desteklerini verdiler. Desteklemeyi verdiler. Dediler ki bir sene daha kullan. Ekrana da bakarsak şöyle. Toprağınız çünkü sert bir toprak şeyi var. Mevki olarak söyleyebilir misiniz tekrar? Çakırel. Çakırel, evet. Kuşadası Kirazlı Köyü Çakırel bölgesi Çakırel. Geçiyor burası. Ve ikinci sene 2019'da tekrar gene Rekor Gelişimi kullandım. Ve gördüm ki bu sene verim olarak. Şöyle üzümümüzü göstereyim. Evet, verim yani olarak. Cins olarak Alfons. Alfons. Tane olarak. Şöyle görünüyor. Daha iyi bir netice geldiğini. Şimdi bu dönem için şu yaprak canlılığı, bu dirilik iyi mi bağdaki? Vallahi çok güzel. Çok güzel. Çok şimdi güzel. Bu şuradaki mesela görüntüde şöyle bir çubuğu gösterebilir miyiz? Siz de gösterin. Şimdi şu üzüm aldığımız çubuk olgunlaşması vesairesi şeyi gayet güzel. Şurada mesela iki tane aynı şekilde gidiyor. Burada devam ediyor. Şöyle bir gövde de gösterelim. Bu da şu gövde. Şimdi şöyle ana bir şey gövde. Değil. Evet. Bu ata sarısıydı bu. Evet. Burada ata sarısı yani bağın içinde sıkıntı oluyor. Sıkıntı yani bakım sorunu olduğu için ben bunu geçen sene evvel sene aşılattırdım. Evvel sene aşılattırdınız. Bu daha küçük. Küçük. Yani bu 2 yaşında evet, diyebiliriz. Evet ama maşallah. Bak, ama şöyle görüldüğü gibi üzümü devam ediyor. Mükemmel. Bir de şöyle bir şey var benim gördüğüm şöyle gösterebilirsek. Şöyle yapraklarımız şöyle kalın yani geniş. Aynen. Hemen hemen her yerde aynı. Aynı noktada. Hı hı. Şöyle gösterelim. Koparmayalım. Buradan da üzümlerimizi gösterelim. Çubuklarımızı gösterelim. Mesela şu kök daha kalın. Doğru mu? Evet. Daha yaşlı. Hı hı. Bu şey değil. Ama üzerindeki üzüm şöyle görülüyor. Tane irileşmesi konusunda ne diyebilirsiniz? Tutum konusunda. Vallahi %100 süper yani. Süper. Kalite anlamında güzel. Evet. Burayı evet. tabii tohum olarak satıyorsunuz herhalde. Aynen. Tüccarımız ne dedi peki? Vallahi tüccarımız beğendi. Beğendi. Geçen sene zaten evet. tercihli vermiştik. Mutlaka. Yani mutlaka. Şöyle şu yaprağı da göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakın bu bundan daha geniş. Şöyle şimdi gördüğünüz burada, gibi. Şeyi geldiler, filiz yapmaya geldiler. Evet. Ne dediler? Kadınlarımız. Hı-hı. Dediler ki ya işte bu Hasan ne attı bu bağa diye bana bir... Şimdi yakın bölgeye çevrede geçen sene çekmiş olduğumuz videoyu yayınladık. Nasıl tepkiler geldi? İnsanlar ne söylediler size? Vallahi bazıları bilmedikleri için... Bilmiyorlardı. ...ürünü... ılımlı bakmayan oldu. Hı hı. Ama benim tavsiye ettiğim arkadaşlar, abiler bunun gerçek yüzünü gördüler. Gördüler. Yani, onlar da aynı şeyleri yaşıyorlar. Mutlaka. Şöyle mutlaka. Gidelim. Şöyle üzümlerimizi bolca gösterelim. Yani ya söze gerek yok aslında da. Söze gerek yok diyelim. Yani şöyle evet gösterelim. Gerçekten yani. Peki sulama konusunda bu sene durum nasıl? Geçen seneye nazaran az suladım. Geçen seneye göre az suladınız. Yani az derken bir rakam verme şansınız var mı? Şöyle şurada bir duralım şu şekilde. Ya rakam şöyle biz havuzdan şöyle gelin yanıma sizi de havuzdan suladığımız için o kadar yani şey olarak net bir şey söyleyemem. Ama geçen yani şey olarak beynimde canlandırıyorum ben onu. Geçen seneden az suladım ben. Geçen seneden az suladık. Evet. Zaten Rekor Gelişim bir özelliği. Rekor Gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç evet. bir gübre değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Manisa bölgesinde çekmiş olduğumuz bağ videolarımız var. Üreticilerimiz izliyorlar. Hı hı. Burada da burada değişik bir çeşit. Bunları çekiyoruz. Daha sonra ileriki köylere de gideceğiz. Hı hı. Oradaki tavsiye üzerine alanlar. Evet. Hepsi memnunlar. Hı. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Rekor Gelişimle ilgili söylemek istediğiniz ya da buradaki değişimle vallahi, alakalı. Ben tanıştım memnunum. Memnunsunuz. Bu ikinci yıl oluyor. İkinci yıl. Yani, ve tekrardan da düşünüyorum.
Herhangi bir yan etki vesaire gördünüz mü? Hayır, kesinlikle. Şimdi bağımız şöyle baktığınız zaman şu Hayır. an hava bayağı bir sıcak. Evet. Ama ona rağmen canlılığı, diriliği iyi. Sulamada evet. zaten daha az suladığınızı söylüyorsunuz. 2 yıl üst üste kullanılmış Hı-hı. bir bağ. Bazen üreticilerde şöyle değişik düşünceler oluşabiliyor ister istemez. Haklılar. Eğer verdik bir bağımlılık yapar mı, farklı bir şey olur mu, geri gider mi? Burada bağımız ilk yıl toparladık. Toparladığımız yıl geçen seneydi. Evet. Geçen sene iyiydik. Bu sene herhalde süper olduk. Bu sene de süper olduk, mükemmel olduk. Yani bu sene de süper olduk. Tavsiye ediyor musunuz tekrar rekor gelişimi? Vallahi kesinlikle. Kesinlikle tavsiye ediyorsunuz. Tavsiye ederim. Çünkü yaşamadıkları, yapmadıkları zaman anlayamazlar. Yapmadıkları yani zaman mutlaka bir evet. Peki şöyle bir ticari bir soru da sorayım. Rekor gelişim verdiğiniz paranın karşılığını size veriyor mu? Kazandırıyor mu? %100. Yani insanlar sorunlarını çözmek için örnek veriyorum 100 lira para harcayıp 5 lira kazanıyorlar. Bunu her zaman evet. söylüyorum. Ama rekor gelişim 5 lira harcayıp 100 lira kazandıran bir üründür. Sizce de doğru mu bu? Doğru. Doğrudur. Katılıyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür İsterseniz ederim. İsterseniz gösterelim şöyle biraz daha üzümlerimizden, salkımlarımızdan son kez. Gösterelim ve videomuzu tamamlayalım burada. Bu şekilde Alfos çeşidi. Evet. Kuşadası bölgesindeyiz. Sofralık bir çeşit. Böyle bağımız bu şekilde. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bağımızı tekrar gezdirdiniz. Bizle görüşlerinizi paylaştınız. Şöyle bakalım ekranınıza karşı. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün. pH'ı dengeleyin.